Başkentimizin mimarı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Melik Gökçek Bey. Geçenen Belediye Başkanımız Mustafa Akbey. Yozgatlılar Federasyon Başkanımız, Yozgat İl Öder İdaresi Meclis Başkanımız, Sorgun Belediye Başkanımız, Çiğdemli Belediye Başkanımız, değerli Eymir halkı, kıymetli misafirler, Kayakışlı halkı, Akoca, Yaylalık halkı, bu güzel, mutlu günümüzde, bu şerefli, onurlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için hepiniz hoş geldiniz. Bugün iki büyük gün. Birincisi Anneler Günü. Bu vesileyle de hepinizin, hanımefendilerin Anneler Günü'nü kutluyorum. İkincisi başkentimizin mimarını sürekli yerel yönetimlerde belediyeciliğin en önde gideni, hepimizin örnek aldığı başkentimizi dünya şehri yapan, dünya başkenti yapan Sayın çok değerli Melik Gökçek Bey'in de aramızda bulunup bizleri şereflendirmesini. Bizlere bu organizasyonda önden olup Sayın Başkanımla Eymir halkını bir araya getiren değerli büyüğümüz Burhan Yazar Bey'e de teşekkür ediyorum. Değerli Eymir halkı, değerli misafirlerimiz, 30 Mart 2014 Mali İdareler seçiminde sandığa gittik. Türkiye sandığa gitti. Sandıklar açıldı, sayımlar yapıldı. 5 oyla aldık, seçimi aldık. İlahi adalet huzurunda, hak huzurunda, Allah huzurunda seçimi aldık. Elbette ki bu süreç içinde aradaki farkın az olma münasebetiyle insanlar, karşımızdaki aday olan kişiler itiraza gidecektir. İtiraza gittiler. Yalnız itirazdan sonraki hile-i şerre başvurup ben bu bölgenin insanıyım, garibanım. Ben de belediyeye geçip emekliliğimi sağlam almak istiyorum diyen insan garibanlığını ön plana çıkararak 3 kişiye 100 milyar 100 bin TL yeni parayla para teklif ederek kendileri hakkında ihbarda bulundurulur. Eymir halkının, Akoca halkının, Kayakışlı halkının, Yaylalık halkının oy versin vermesin herkesin, ben hep şunu dedim, Allah razı olsun, demokratik seçimine sandığa gidip oy kullanmasına çıkan sonuca karşı geldiler. Herkese saygısızlık ettiler. Bu mağduriyetler için biz dedik ki inşallah Allah hayırlısını verir, hayırlısı bu olacakmış diyerek tekrardan 1 Temmuz'da sandığa gitme yüksek seçim kararıyla karar alındı, kabul etti. Hayır dedik de o ya, değerli annem de burada. Biz televizyonda izlerken Sayın Başkanım, Ankara'nın mimarı Melik Gökçek Başkanım televizyona çıktığı zaman anneme ben diyordum ki anne ben de böyle yapacağım. Hadi oradan sen nasıl yapacaksın? Televizyonda görmeyle mi olur diyordu. Hayla dönüştü. Hayla dönüştü. Anneler gününde annem de
Sayın Başkanım da bir araya geldi. Bakanla işte hepimiz buradayız. Demek ki hayırdan şer, şerden hayır doğacakmış dedikleri budur. 1 Haziran'da Allah'ın nihayetiyle, Allah'ın izniyle yine siz büyük halkımızın sayesinde, sizlerin teveccühüyle yine biz o sandığa çıkacağız. Haksızlık yapanlara o tokadı hep beraber indireceğiz inşallah. Şimdi sayın değerli büyüğümüz, Türkiye Cumhuriyeti'nin yerel yönetimler lideri, başkentimizin mimarını bu 1 Haziran'dan önce Eymir'e de istiyor musunuz? Seçimden sonraki zaman içerisinde mazbatamız teslim edildi, dualarla makamımıza geçtik. Bu seçim iptali gündeme gelince Sayın Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Melik Bey, Melik Başkanımız bize dedi ki, haber gönderdi, İvedilik'ten olağanüstü meclis toplantısını yapın, Eymir'in ihtiyaçlarını bana gönderin. Biz de hızlı bir şekilde bizlerin büyüğü olan başkanımızın, bu işleri herkesten daha iyi bilen sayın başkanımızın söyleyişi üzerine bir meclis kararı aldık. Meclis kararımızda ihtiyaçlarımızı sıraladık. İhtiyaçlarımız bizim beldemiz küçük bir belde. Her ne kadar bizim Ankara'da 10 bin nüfusumuz olan bir belde de olsa, sadece Ankara'da Eymir'de Türkiye genelindeki beldeler sıralamasında normal bir belde, 300 beldenin içinde, ama tabii ki sayın başkanımın ilçesinin köyünü köyü kadar bir yer, Türkiye'de pek başkent demek. Başkanımın idare ettiği yerlerde sadece bir şube büyüklüğünde değil, o kadar değil. İhtiyaçlarımızı şu şekilde meclis kararı aldı. 1 adet itfaiye aracı, 2 adet kamyon, 1 adet yol süpürge aracı, 1 adet cenaze aracı, 1 adet minibüs, kepçe, greyder ve çöp konteynerleri. Başkanımın huzurunda konuşmak kolay değil. Değerli büyüklerim. Bir adet anıt park sosyal tesis. İçinde halı saha, fitness aletleri, yürüyüş parkuru, basket sahası, voleybol sahası, meydan yerine saat kulesi ve Cumhuriyet tarihinde madalya alarak baş pehlivanlığa çıkmış, madalya almış, ünvanını alıp Yozgatlı, Yozgatlı olarak Ramazan yararımıza da bir anıt var. Evet. 20 bin metrekare kilit parke taşı ve bizleri bir araya getiren, buluşturan, şu anda mahallemiz olan Kayakaşla köyümüz, değerli Burhan Bey'in, Burhan abimizin köyüne de 20 bin metrekare kilit parke açtık. 7 kilometre asfalt, 1 adet çocuk parkı, 6 kilometre mesafeden içme suyu hattı, 30 metre uzunluğunda dere ıslahı, 1 adet köy konağının yapılması,
50 tane de parklara konmak üzere masalar. Akocak köylümüz için de ihtiyaçları. Değerli Akocak muhtarım, bir önceki muhtarım da burada, muhtarım da burada. Hayatımda muhtarım da burada. 3 kilometre su hattı ve suyun getirilmesi. 2 kilometre dere ıslahı, 21 metrekare kilit parke taşı, 1 adet çocuk parkı, köy konağının çevre düzenlenmesi. Mezarlık çevre duvarının çekilmesi. Yaylalık köyümüzün 3 kilometre kanalizasyon, 500 metre dere ıslahı, 10.000 metrekare kilit parke taşı. Bunlar bizim Eymir'imizin 10 yılda yapabileceği hizmet değildir arkadaşlar. Değerli büyükler, eğer ki buna bir büyüğümüz bizim omzumuza elini koymazsa bu işler yapılabilecek iş değildir. İşte derler ya, hayırdan şer, şerden hayır doğar. Bugün hayra dönüştü. Ankara mimarı, başkentimizin büyük başkanı Melik Gökçek başkanımız da bizleri bir araya getirdi. Ben 2009 yılında muhalif bir partiden aday oldum. MHP'den seçildim. 2009 ve 14 arası çalışmalarımda zorluklar içerisinde bir takım şeyler yaptım. Sonra şunu anladım. Dünya başbakanımızı, Recep Tayyip Erdoğan'ı dünya lideri seçmiş. Bu dünya liderinin başkentinde de Ankara mimarı değerli büyüğümüz Sayın Melik Gökçek başkanımız var. Bence bu partinin üyesi olmalıyız. Çünkü Türkiye hizmeti bu kişilerle gördü. Sayın Burhan başkanımın, Burhan Yazar Bey'in de bizi arayıp sen nasıl Eymirlisin? Milliyetçilikten bahsediyordun. Milliyetçilik nedir? Vatanına hizmet edendir. Hizmet istiyorsa biri dünya lideri, biri Türkiye'nin duayeni, başkentimizin belediye başkanımız seni böyle görmek istiyor. Geleceksin dediği an hiç düşünmedim. Genel siyasete pek fazla girmeyeceğim ama şu hususu değinmeden geçmeyeceğim. MHP'nin Ankara'da 2009 hatırlarsanız %27 oyu vardı. Milliyetçi Muhafazakar Parti'ydi. Nereye gitti bu %27? Nerede bu %20'si bizim oyumuz dedi? Demediler. %7 ile sınıfta kaldılar. Bu kardeşim de parti üyesiydi. Ahmet kardeşim çık şöyle. Buyurun da bozulmak bak hepimizin buyurunla beraber. Beraber seçtik. Beraber seçtik. İstanbul'da %4'e düştüler. PKK'nın altına düştüler. %4'e düştüler. Nerede sizin milliyetçiliğiniz? Mansur Yavaş'ı çok seviyordunuz da. Mansur Yavaş'ı niye oraya gönderdiniz? Madem oraya gönderdiniz de peşi sıra niye gittiniz? Kötüydü, oraya göndermeyeceksin. Oyun çevirmeyeceksin. Sen hiçbir oyun oynamayı da bilmezsin. Oyun çevirince de ayağına dolaşır, altında kalırsın. Lider var senin karşısında, lider. Sayın Büyük Başkanımız Melik Gökçek var. Oyunu bozar. Yerel Yönetimler Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'a da buradan sesleniyorum. Hala sen o koltukta ne oturuyorsun? Yozgatlısın. Sayın Sorgun Belediye Başkanım, ben Sorgun Belediye Başkanıma da hep şunu derim. Başkanım 10 belden var, sen de bizim başkanımız, başbakanımızsın derim. Beraber çalışmalar yürüttük. 14 tane ilçemiz var Yozgat'ın. Özel İdare Meclis Başkanım da burada. Bakan Bey geldiğinde 14-0 yaptık, olamaz dedik. 13-0 yaptık, Allah onları da nasip etti. Hep beraber omuz omuza yaptık. Ben daha fazla konuşmamı uzatmayacağım. Çünkü değerli büyüğüm burada. Değerli büyüğüm burada. Benim sizden istediğim bir olalım, birlik olalım, iri olalım, diri olalım. Hep birlikte
eğimlerimize, Yozgat'ımıza sahip çıkalım. 1 Haziran'daki seçimlerde siz büyüklerimle en yakınına, eşine, dostlarına elini tuttuğu zaman biliyorum ki alıp çıkartacağını, bu seçimlerde de hile-i şerre karşı karşıya gelen bizleri, beni desteklemenizi istiyorum. Önce duanızı, sonra desteğinizi istiyorum. Sayın Başkanım, daha önce 89 yılında sanırım yine sizin başkanlık döneminizde yine Eymir'de böyle bir furya olmuş. Mevcut belediye başkanı ismi Abdullah Katrancı sizlerin huzuruna çıkmış. Eymir hala onu konuşur. Siz demişsiniz ki şu kadar kepçe, şu kadar göreydir, şu kadar destek ve şu partinizden iktidara geçin. Size ben el vereceğim, omuz vereceğim. İlçelikte hakkı olacak demiş. O dönemin belediye başkanı gitmiş, şuna nasıl bakarız, buna nasıl bakarız, memleketini düşünmemiş, biz her imkandan geri kalmışız. Bu dönem, o dönem Abdullah Katrancı'nın oğlu Recep Katrancı. Dönem döndü, çark döndü, 2014 yılında Abdullah Katrancı'nın oğlu Recep Katrancı aday oldu. Namı değer Arifin Ali derler de demek. Arifin Ali'nin torunu da aday oldu. Yine Sayın Başkanımın huzuruna çıktık Eymirli olarak. Sayın Başkanım, sadece Ankara'da yaşayan bizim 10.000 nüfusumuz var. Yine Eymirli'nin karşısına çıktık. Hiç durmadan oturmadan aralarımız toplandı, Allah razı olsun. Otobüslerle Sayın Başkanımın, belediye başkanlarımın da desteğiyle otobüslerle taşımayla Eymir'den bu kez bu fırsatı kaçırmayacağız diye Ankara'ya geldik. Her şeyde. Bu kez de bu fırsatı kaçırmayalım değerli büyüklerim, değerli hemşerilerim. Saygıyla selamlıyorum. Yar ve Yaradan'ın desteği, sizlerin duası, Allah'ın izniyle sandıkta güçlü çıkmak dileğiyle. Sağ olun.